Çocuk bir vuruyor, yine yedik tekmeyi. Kung Fu Panda diyorum ben ona. Kendisinin takma adı Kung Fu Panda. Dönüyor, tekme atıyor, bir şeyler yapıyor. 30 hafta oldum yani. Kolay değil. Çok az kaldı doğacak. 2 ayım var işte. Kung Fu ile tanışmaya. Bayağı hareketli. Kız çocuk sakin olur dediler. Beni kandırdılar bence. Bakalım göreceğiz. Öyle yani. Çalışmadan durmak da çok sıkıcı. İyi ki Moonmilk var. Çünkü şu an ekrana çıkabilecek bir kadraja sığmayabilirim yani. Ebatta değilim. En azından burada güzel güzel Moonmilk ile ilgileniyorum. Çocuğun odası da geldi. O kadar güzel ki. Onu da sonra paylaşırım. Neyse, çenem düştü yere. Onu alayım. Sonra yine konuşuruz. Size Moonmilk favorilerimi söyleyeceğim. Onu unuttum. Bir tane pantolon var. Bundan sonraki story'de linkini bırakırım. Stone Long Pants diye. Bakın o yazın değeri daha da artacak. Çok güzel paçası. Çok güzel üstü oturuyor. Böyle arka belinde de ay var. Yumuşacık bir kumaş. Uçaklara, dışarılarda gezerken ben hamileyken bile onu rahat rahat giydim. Burada var. Az kalmış bazı bedenleri. O şahane bir ürün. Stone Pants. Onu mutlaka alın. Yani onu çok beğeniyorum. Oversize kapşonlular böyle popo altı, hani tight'ın üstüne rahat rahat giyebilirsiniz. O çok güzel. Şu düz pijama takımlarının değeri, yani bir eller daha süslü olduğu için daha çok ilgi çekiyor ama şu düz pijama takımları, düz V yaka, yumuşacık, yani bunu beyaz tişört olarak kullanan arkadaşlarım da var. Minicik bir ay logosu var. Zaten dizaynlarımız hiçbir zaman öyle bağıran bağıran şeyler değil. Bu düz pijama